Günaydın Haber Global'e hoş geldiniz. Ben Özge Uzun. 7 Nisan Pazar sabahındayız ve beraberiz. Bugün yine keyifli sohbetlerimizle birlikte kahvaltı sofralarınıza, çayınıza, kahvenize eşlik etmeye çalışacağız. Her neredeyseniz bizimle beraber olursanız çok mutlu olacağız. Bugün birazcık star olmayı konuşacağız aslında. Kime gerçekten star denmeli? Biz herkese yani birazcık işte şöhrete kavuşan ya da göz önünde olan çok konuşulan kişilere mi star diyoruz? Yoksa bunu hak etmek için daha farklı şeyler mi yapmak gerekiyor? Bir uzmana danışacağız bununla ilgili olarak. Biraz doğayı konuşacağız. Biz doğayla mı acaba savaşıyoruz ve o yüzden de olan olaylar karşısında suçu hep doğaya atmaya çalışıyoruz? Ya da doğayla iç içe olduğumuzda ve tabiri caizse biraz onun suyuna doğru gidip onunla beraber yaşamaya başladığımızda hayatımız çok daha başka bir noktaya doğru ilerler mi? Bu soruların cevaplarını merak edeceğiz bugün ve soracağız. Elbette tiyatro var, elbette müzik var, hayat var her hafta ve her programda olduğu gibi. Peki bunları kimlerle konuşacağız? İşte başlıyoruz, hoş geldiniz. Hepsi gençti, hepsi milyonların sevgilisiydi. Onlar son dönemin televizyon ve şov dünyasının gözdeleriydi. Peki nasıl yıldız oldular? Kariyer basamaklarını çıkmadan önce neler yaptılar? 16 ünlünün hikayesini bir kitapta toplayan gazeteci Hakan Gence, Özge Uzun'la hafta sonunda. Kamyon sürüyor. Tehlikeli yollardan geçiyor. Bir kıtayı çok zor şartlar altında aşmaya çalışıyor. Bütün bunları belgesel uğruna yapıyor. Türkiye'den başladığı o yolculuğu Asya'da sürdüren belgesel yapımcısı Seçil İkiz, Özge Uzun'la hafta sonunda. Simbad, Alaaddin ve Sihirli Lambası, Ali Baba ve Kır Karamiler. Herkesin bildiği o masallar kolaj olduğu sahneye taşındı. Yıllarca televizyon, sinema dünyasında yer aldıktan sonra kendi tiyatrosunu kuran ve yepyeni bir oyunla izleyici karşısına çıkan Çiğdem Tunç, Özge Uzun hafta sonunda. Kaç gün oldu, sayrılım kaç gece doldu. Genç yaşta Pentagram'ın solistliğini yaptı. Sesi, rengi başkaydı. Çıkardığı solo albümleri çok satanlar raflarındaydı. İlk solo albümünün üzerinden 20 yıl geçen ve yepyeni şarkılarla dinleyicilerinin karşısına çıkan o gün Sanlısoy, Özge Uzun'la hafta sonunda. İşte böyle ve hemen ilk konuğuma merhaba demek istiyorum. Gazeteci Hakan Gence merhaba. Bizimle birlikte. Günaydın. Günaydın. Hep sen mi soracaksın soruları? Ya evet, ne kadar zormuş ya. Ya. Burada hani heyecan çok yüksekmiş soru. Yüksek mi? Aynen. Şimdi sen birileriyle röportaj yaparken nasıl heyecanlanıyorlar anladın mı ya, Hakan? Evet vallahi bir daha asla sıkıştırmayacağım kimseyi kesinlikle. Hakan hayırlı uğurlu olsun sağ bu ol, arada. Sağ ol, çok teşekkürler. Sevgili Hakan Gence'nin yeni kitabı Nasıl Star Oldular? Hatta şimdiden ikinci baskısını da evet. Yapmış kitap. Hakikaten son dönemde televizyonda, televizyon dünyasında izlediğimiz ikon olmuş. Birbirinden güzel genç kadınlar ve genç erkekler evet. Var burada. Hakikaten nasıl star oldular?
Yani şimdi aslında hepsinin hikayesi çok ilginç. Evet. Farklı farklı keşfedilme hikayeleri var. Hı hı. Bana da çok şey geliyordu. Yani röportajlardan sonra özellikle sosyal medyada hani biz de ünlü olmak istiyoruz. Hı. Biz de oyuncu olmak istiyoruz. Hı. Çünkü insanların kafasında şey algısı var. Hani bir dizide oynayacaksın ve çok parlayacaksın gibi. Ben de hani kitabı yaparken özellikle böyle 20-30 yaş arasında daha yeni yıldızı parlayan ama hı, aslında hani bunu yaparken de büyük başarılar da elde etmiş. Yani çünkü içinde iki altın portakal alan da var. Evet. Dünya ünlü bir platformda, dizi platformunda başrolde oynayan oyuncu da var. Evet. Hani bunları aslında elde etmek de çok zor. Ama hikayelere baktığımızda çok ilginç şeyler var. Yani mesela örnek vermek gerekirse mesela Kubilay Aka bir havaalanında çalışıyor. Bodrum Havaalanı'nda çalışıyor. Orada yaşıyor. Orada tesadüfen yardımcı olurken işte şey yaparken oradaki insanlara Ozan Doğulu'yla menajeri o gün İstanbul'a uçuş yapacaklar. Şu anki menajeri Kubilay'ın yaka kartından ismini görüyor. Ondaki o ışığı görüyor. Ondan sonra onu Instagram'dan buluyor. Daha sonra ona oyunculuk teklifiyle geliyor. Çocuk hiç aklında yokken İstanbul'a geliyor. Bergüzar Koral, Halit Ergenç'te Vatanım Sensin'e giriyor. Arkadan Çukur'a giriyor. Ya. Ve hani oyunculuk macerası başlıyor. Aslında o zaman da böyle bakınca şey olmaz diye bir şey yok diye düşünüyorsun. Bu şimdi sen bunu anlatırken aklıma şey geldi. Bu Yeşilçam filmlerinde öyledir, evet, ya işte bir anda sende star ışığı var. İşte kartım, beni ara falan, aynen, gibi bir durum oluyordu, aynen, ya. Hani çok ütopik ve hani çok sanki bu dünyanın dışından olmaz bir olaymış şimdi gibi geliyor ama aslında yaşanıyor, aynen, bunlar. Mesela keza Afra Saraçoğlu, hani dizilerden, hı-hı, tanıdığımız, sinema filmleri de yaptı. Onun hikayesi de mesela annesi bir gün sosyal medyada Özcan Deniz'in bir paylaşımını görüyor. Yeni film çekiyorum ve, hı-hı, yeni oyuncular arıyorum diye. Kızı adına oraya başvuruyor. İstanbul'a geliyorlar, deneme çekimi. Özcan Deniz, Nurgül Yeşilçay'ın filminde başrolünde oldu. Nurgül Yeşilçay'ın kızını oynuyor. Oradan Fazilet Hanım ve kızları derken sinema filmleri ve devam ediyor. Devam ediyor. Yani aslında hani oradaki bir mesaj onun hayatını değiştiriyor. Hı hı. Demet Özdemir. Evet. Keza hani o da daha küçük bir mesela kasabada yaşarken. Mesela ben çok beğendiğim bir genç kadın, hı hı, Demet. Oyunculuğunu da çok beğeniyorum. Bir dönem böyle bir şey yaptılar ya, işte dans ediyordu da işte yok işte bilmem ne şarkı söyleyenin arkasına dans, hı hı, ediyordu işte bir şey kanalında. Evet yani. Evet. Zaten kız da bunu saklamıyor. Evet yani. Yani hani, kötü bir şey zaten, evet, dansçılık o da bir meslek, hı hı, ve bunu yapıyorsun. O da başladı, sanatın bir dalı. Evet. Oradan oraya geliyorsun. Aynen öyle. Ama mesela onun da hikayesinde ilginç olan o da mesela bir küçük bir köy gibi kasabada büyüyor. Hı hı. Ablası İstanbul'a geldiğinde tesadüfen yolda ablasını çeviriyorlar. Ablası mankenlik teklifi alıyor. Burada dergilere kapak olunca Demet ve annesi de İstanbul'a geliyorlar. Ama sonra abla aşık oluyor. Evleniyor. Demet ve anne kalıyorlar. Bir şekilde de para kazanmak gerekiyor. Demet aslında okumak isterken üniversiteye ancak ablasının kaynaklarıyla dansçılığa başlayarak para kazanmaya ve başka bir ailesine başlıyor, geçindirmeye başlıyor genç yaşta. Ya. Biz şöyle bir durum var. Yani bütün dünyada tabii ki ekmeği belki de hiç bitmeyecek alanlardan bir tanesi magazin gazeteciliği. Hı hı. Biz çok merak ediyoruz. Yani ünlülerin hayatını merak ediyoruz. Aslında hani komşumuzun hayatını da merak ediyoruz. Tabii. Yani insan böyle bir merak üzerine inşa edilmiş duygularla kaplı her anlamda. Hı hı. Benimle ilgili ne düşündüğünü merak ederim. Evet. Hani arkadaşımın ya da işte sevgilisinin ne hissettiğini merak eder. Hep bir merak var. Ama tabii ki bazen kendi hayatın içinden sıyrılıp daha böyle işte o beyaz camın renkli ekranın arkasında olan insanların hayatı bize çok cazip geliyor ama son dönemde bazen özellikle sosyal medyada biraz ipin ucu kaçıyor mu acaba bu? Evet. Çok fazla tartışmalar oluyor. Yani sen bu işin içindeki bir gazeteci olarak yorumun, hı-hı, ne merak ediyorum. Yani iki yönlü aslında bakabiliriz. Bir tabii sosyal medyada çok büyük bir acımasızlık, hı-hı, hakim. Bir yandan tabii ki artık ulaşabilmek çok rahatla oldu. Yani eskiden hani birisine ulaşmak için çok büyük çabalar sarf edecektin. Plak şirketine mektuplar yazacaksın. Konser çıkışına belki. Şimdi bir tuşla, tabii, mesaj atabiliyorsun ve karşı DM'den taraf okuyabiliyor. DM'den size bir şey attım bir bakın diyorlar. Aynen. Ama tabii insanların hayatını görmek de yani eskiden biz
daha küçükken bir röportaj çıkacak diye ben hani hafta sonu bir gazete çıkacak, dergi çıkacak da birisiyle ilgili bir şey okuyacağım diye beklerdim. Ya. Şimdi sosyal medyadan bakıyoruz. Ama tabii şu da var, sosyal medya ne kadar gerçeği gösteriyor. O da ayrı bir problem. Yani orada gördüğümüz hayatlarda tabii gerçek hayatlar değil. Hep sosyal medyada her şeyin toz pembe halini görüyoruz. Hı hı. Yine mecburen işte senin yaptığın programlar gibi röportajlar, şeyler gerekiyor ki insanların aslında yaptıkları işe, yani çünkü alt metin okumuyoruz. Sadece fotoğraflara bakıp tabii. kaydırıp like'lıyoruz. Bu da hani bir süreden sonra doyum. Tamam, güzel fotoğraf, güzel fotoğraf ama bilgi yok. Hı hı. Yine o bilgi için de bence yine gazetecilik yapmaya ihtiyaç doğuyor. Bizde şöyle bir şey var ya, işte mesela öyle de, Türk insanı İşte birini çıkarttığı gibi indirmesini de bilir, işte bu zaten çok şımarmıştı, şöyle olmuştu, bak ünlü oldu, ondan sonra şöhretin ağırlığını kaldıramadı noktası var bizde. Evimize bırak artık sosyal medyayı, mesela işte televizyonlarda da ben hatırlıyorum, mesela küçükken böyle işte filmler ya da diziler izlenirken işte babaannem, büyük babam şey yapardı. Aa, bizim kız geldi mesela televizyonda. Onu izlediğinde bile evde hani onun bizim kızı, tabii, bizim oğlanı, tabii, durumu vardı. Ama kendimize tahammül ederken onlar da insan sonuçta. Hani onların herhangi bir insani durumuna tahammülsüzlük gibi de bir algımız da oluyor ve bunu çok mu fazla dert ediniyoruz? Ya evet. Yani haftalarca Beren'le Kenan'ı konuştuk mesela. Aynen. Yani bizde mesela şey var. Birazcık artık onları gerçekten o karakter olduklarına inanıyoruz. Hmm. Ve başka türlüsüne şey yapamıyoruz. O zaman ne oluyor? Dizideki karakterlerin gerçekten aşk yaşadıklarına inanıyorsun. Aşk yaşamadıklarında bozuluyorsun. Tabii. Öldüklerine inanıyorsun. Öldüklerine bazen inanıyorsun. Ya da yani, kötü olduğuna inanıyorsun. Tabii canım, hani arkasından işte helvalar kavrulanlar oldu, şeyler oldu. Evet, yani ya adam birisiyle aşk yaşıyor ama bu sefer fanları ona hakaretler saydırmaya başlıyor. Çünkü neden? O dizideki kızla aşk yaşamasını istiyor. Tabii ki hani böyle olunca da bu birazcık şey bir durum. Sakat bir durum sakat yani bir durum buna. Oluyor. Şey yapmamak ki, sonuçta onlar da insan. Tabii ki bir şekilde bu mesleği yaparken bence hayatını da ipotek altına alıyorsun, hı hı, yani. Hele günümüzde artık cep telefonuyla herkes magazinci, herkes paparazzi. Dolayısıyla hani hata yapma olasılığın yok. Yani bir kadın oyuncuysan makyajsız bir yere çıktığın anda bile fotoğraflanıp şak diye sosyal medyada bir anda yayılabilirsin. Yani hayatını aslında veriyorsun. Peki sence, yani bu işin içinde olan bir gazeteci olarak da mesleği olan, rol model olmalı mı star dediğin kişi? Yani ben aslında öyle bir sorumlulukları olduğuna inanmıyorum. Hı-hı. Yani özgür olmaları gerektiğine, hı-hı, inanıyorum. Çünkü rol model olmaya, evet tabii ki de kötü alışkanlıkları kastetmiyorum. Ama tabii ki yani rol model olmak için de bu sefer prototip, tek tip adamlar, tek tip kadınlar, herkes çok doğru, herkes çok düzgün. Hayat böyle değil. Onlar da gerçek, onlar da hayatın bir parçasıysa tamam, o rol ayrı bir şey ama bence özgür ve şey olmalılar. Yani kendilerini kasmadan, rol model olmak için düzgün cümleler kurmaya çalışmadan, içlerinden geldiği gibi duygularını anlattıkları zaman sahici olup, o zaman herkese dokunuyorlar. Ve zaten öyle insanlar da daha kalıcı oluyor. Onların yıldızı kaymıyor yani. Daha onlar çok parlıyor. Parlıyor ve sabit kalıyorlar. Çünkü o insanlarla empati kuruyoruz. Hmm. Biz ne kadar rahatsız olduğumuzu düşünsek de mesela bazı davranışlardan, şeylerden, hepimiz insanız. Neden kötü karakterleri seviyoruz mesela? Hepimizin içinde var çünkü. Dizilerde. Çünkü mesela bizim belki yapmak istediğimiz ama yapamadığımız hayattaki şeyleri onlar yaptıkları için onlara karşı sempati duyuyoruz. Hep doğru, kötü karakterler fenomen oluyor. Doğru. Burada da sen, bu sanatçıların hepsi özel hayatlarında muhteşem, mükemmel insanlar olurlarsa kimle empati kurup diyeceksin ki ben bunun yerine, o benim hayatımı yaşıyor. O yüzden bence doğal olmak, hı hı, burada birinci şart yani. Peki bu hani star olma, ünlenme meselesinde, çünkü şimdi baktığımda 16 genç yıldız, hı hı, var röportajlarında ama bunların 12'si kadın. Evet. 16 ismi, 12'si kadın. Bu, hı hı, bilinçli bir tercih miydi? Yoksa gerçekten hani piyasa böyle mi ilerlemeye başladı ya, artık? Kadın oyuncular sanki birazcık daha yüksek. Yani, hı, şöyle bir şey var. Zaten erkeklere baktığımızda işte
eskiden günümüze gelen bir Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, hı hı. işte Engin Altan, Düz Yatan, hı hı. Burak Özçiftan'ı böyle saydığımız birkaç isim var. Ama mesela kadınlarda şey çok daha fazla bir sirkülasyon var kadın oyuncularda. Bu birazcık tabii şeyde de alakalı olabilir. Yani hani günümüze bakıyorsunuz, neden bir dergi kapak yapacak? Kadın oyuncu yapmak tabii. istiyor. Bir gazete yapacak, kadın oyuncu tercih ediyor. Otomatik olarak dizilerde ve şeylerde de bir tane başrol erkek görüyoruz. Hı hı. Ama mesela orada yan rollerde kadın karakterlerle var. Örülüyor. Bunun etkisi olabilir. O yüzden hani ben de listeyi çıkartırken böyle bir baktım. Tam 20-30 yaş arası şey yapıyoruz ama hani hep kadınlar ağırlıkta, işte bilinen, daha hı hı. ön plana çıkan, tanınan hı hı. kadın oyuncular çok daha gençler arasında. Kadın gücü demek ki daha böyle gümbür gümbür tabii ki. Geliyor valla. Her zaman, her zaman, her zaman. Hangi, en çok hangisiyle ya da hani bunların dışında da olabilir hı hı. belki. Böyle aklına gelen, röportaj yaparken çok zorlandığın bir isim oldu mu? Ya oldu. Yani mesela işte, mesela benim için Kıvanç Tatlıtuğ ile röportaj yapmak çok zordu. Neden? Çünkü bir kere adam tabii artık hani şey olduğu için, zirvedeki isimlerden biri olduğu için tabii onun ağzından laf almak çok zor. Hani hı. kontrol... Bir de ne soracağım? Ne soracağım diyorsun. Var, ondan mi? Sonra ve heyecanlanıyorsun. Ama mesela beni en şaşırtanlardan biri Beren Saat. Çünkü aşırı, yani çok zeki bir hı hı. kadındı. Hem böyle hem çok samimi ama hem mesafeli. Hı hı. Hem mesela ben şeyi çok seviyorum işte röportaj yaparken. Bir oradan sorayım, bir oradan sorayım ki şaşırıp evet. laf alabileyim. İşte bir siyaset sorayım, bir özel hayat sorayım evet. falan. Mesela asla buna düşmeden, hani ben şey oldum, sorularımı gördü ama hani çok başka sorular hazırladım. Hani görmüş olmaz ama hepsine o kadar akılcı ve şey cevaplar verdi ki hı hı. o da mesela benim için. Hani zeki ve farklı bir kadın olarak hani hafızamda kaldı. Bu kitaptakilerden Can Yaman, hani onunla böyle buluştuğumuzda tabii o da şimdi çok yıldız, artık parlayan isimlerden biri oldu. Ve hani daha ben böyle hani şey bir adam bekliyordum, hani daha egolu, daha hmm. şey. Hani asla öyle biri çıkmadı karşımda. Hani çok heyecanlanan, hani çok böyle... Çok samimi. Ay çok samimi, hani her soruda çok heyecanlanıyor. Çok işini böyle enerjik, yani saatlerce fotoğraf çekimi yaptık. Asla hani gıkını çıkarmadan, bir kare güzel çıksın diye saatlerce çalışan. Hani mesela öyle özverili olması da hı hı. çok şeydi. Benim için hani etkileyiciydi. Seni şaşırtan, Can'ın bu davranışları dışında şaşırtan kim vardı gerçekten? Valla şaşırtan mesela burada Hilal Altınbilek var. Şu görüyorsundur, yeşil. Evet. O mesela şeyde... Çukurova'da evet. oynuyor mesela. Hı hı. O dizide bambaşka bir kadın. Mesela aynı biraz önce senin bana sorduğun soru. O role inanıyoruz ya. Evet. Ben öyle bir kadın beklerken bu kitaptaki fotoğraf çekimine geldiğinde inanamadım yani. Hani bambaşka, çok daha işte hani güzel, çok daha cesur. Şey hani Hilal de beni çok şaşırtan hı hı. isimlerden de. Var ya yani mesela Pelin Öztekin, işte Pelin, o çok... Pelin evet. Geçtiğimiz haftalarda da bizim konuğumuzdu. Şey oldu. Evet. Ondan sonra Cansu Tosun'un hikayesi beni şaşırtanlardı. O da Almanya'da yaşıyor. Hı hı. Mazlum Çimen bir film festivali sonrası. Mazlum Çimen diyor ki sen neden oyunculuk yapmıyorsun? Cansu da orada çalışıyor. Yani arabası var, evi var. Ve hani bu teklifin üstüne diyor ki ben her şeyi satıyorum. Ve geliyorum. Ve geliyorum. Ve İstanbul'da hiç kimseyi tanımadan. İstanbul'un yolunu tutuyor. Bütün hayatını yıkıyor. İstanbul'a geliyor. Dizi oyuncusu oluyor. Sonra burada aşık oluyor. Erkan Kolçak gösterdi. Evet, evleniyor. Bambaşka bir yer. Şimdi Luc Besson'un filminde oynuyor. O da önümüzdeki aylarda... Vizyona mı girecek? Vizyona girecek. Yani Luc Besson'un filminde oynayan bir Türk oyuncu olarak inanılmaz şimdi, bir hikayesi var. Şimdi elbette senin bu sıraladığın hani bir azı tabii hı-hı. ki. Hani 16 genç star... Çok iyi örnekler ve az akıllı kadınlar ve erkekler ona göre kariyer planlamalarını yapıp devam ettiriyorlar. Ama bir taraftan da işte bu dizi, televizyon sektörü, magazin camiası elbette bazen medyanın da işin içinde olduğu bir noktada bir taraftan da herkes ünlü olmak istiyor. Evet. İşin farklı... Pastanın sadece kremasını yemek istiyorlar. Altındaki o lezzetli meyvelerini hmm. ya da o
kekinin güzelliğini görmeden sadece o sadece yağlı kremasını yemek istiyorlar. Nereye doğru evrilecek sence? Birazcık sanki az önce dedim ya böyle bir şey, bazen hakikaten sıkılıyorum sosyal medyada bakmaktan ve o tartışmalardan ben. Ki evet, sen sürekli onun içindesin bir taraftan da. Yani dediğin şey çok doğru, artık öyle bir algı oluştu ki ya, bu senin yaptığın meslek için de büyük ihtimalle geçerlidir. Yani sunucu ve haber sunmak. Tabii benim bütün öğrencilerim ana haber spikeri olmak istiyor. Değil hepsi. Mesela. Hani şey istiyordur. Orada Özge'nin yerine o koltukta oturayım. Evet. Ama aslında perde arkasında yaşadığın zorlukları, o çalışma sistemini bilmiyor. Ya da bu 20 yılın getirdiği şeyi. Aslında o tabii, 20 yılın birikimiyle gelen şu nokta var. Ama sanki bir anda olmuş tabii gibi. Oyuncular için de öyle. Yani şimdi bütün gençlerde şey durumu var. Hemen. Fotoğrafımı yükleyeyim. Hemen başrol alacağım. Hemen ünlü olacağım. Hemen para kazanacağım. İşte o işe öyle başladığınız zaman da bu iş olmuyor. Ya. Yani birçok isim para kazanmayı düşünmeden aslında eğitimini alarak. Evet, çünkü çok zorlu bir arena. Yani bakarsanız hani hepsi, çoğu üniversite eğitimi alan, yabancı dil sahibi. Yani hiç kimse boş değil, işte biraz önce konuştuk Candan, avukat. Ve çok çalışıyorlar. Tabii Fransız okullarını şey birincilikle bitiriyor, yani bu hani şey bir durum değil. Öyle hani bir günde bir dizide parladı. Durumu değil, alt metinde, çünkü o zorlu arenada barınmak mümkün değil yani. Doğru. Rating savaşı, rakip oyuncular. Tabii burada menajerlik sistemi çok değerli. Onları yöneten insanların doğru yönetmesi de çok önemli. Ama işin en altında tabii en önemlisi bence işin eğitimini almak ve adım adım, yani ünlü olmak için değil, oyunculuk yapmak için işe başlayacaksın ki ondan sonra ün gelsin. Ama birinci çık ün olursa o toz bulusu yani. En çok kimle röportaj yapmak istiyorsun? Valla ben herhalde tabii Tarkan'ı isterim herkes gibi. Biz de istiyoruz Tarkan onu, buraya gelsin. Evet, onu hepimiz istiyoruz. İstiyoruz Tarkan. Evet. Bize gel. Bize gel, sonra Hakan'la röportaj yap. Valla Tarkan'la çok isterdim. Yani merak ediyorum çünkü hani daha şey yaşıyor, kapalı yaşadığı için. Böyle Bülent Ersoy'la mesela, ama şey bir röportaj yapmak isterdim. Sadece albüm falan değil. Değil, hani, hayat. Hayat hikayesini konuşacağım bir röportajı isterdim. Böyle sansürsüz anlatacak. Dünyadan mesela orada, böyle ağzını sulandıran. O çok var ya onlardan. Yani mesela şeyi yapmak isterdim. Bu Vanity Fair falan dergileri şey yapıyor. Oscar öncesi oyuncularla tek tek konuşuyorlar. Evet. Oscar'a aday olanlarla ve çıktıktan sonra. Mesela o tip şeyler hani çok ağzımı sulandırıyor. Hani keşke Türkiye'de de öyle şeyler olsa. Keşke. Yapılsa. Keşke. Belki ileride. Neden olmasın? Bak tohumu ektik şimdi, olsun evet, diye. Hakan çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum. Ne güzel. Ben şuna inanıyorum ki aslında bu kitabın şöyle de bir güzelliği olabilir. Buradaki insanlara hayran olan genç kesim de, ya da onların yolundan gitmek isteyen, hani tırnak için işte oyuncu olmak isteyen, daha ekran önünde olmak isteyen insanların belki feyz alabilecekleri, yani hiçbir şeyin göründüğü kadar kolay olmadığını anlatacak hikayeler var burada. Çok teşekkür ederim çok bizimle teşekkür de paylaştığın için. Çok sağ olun. Hakan Gence bizimle beraberdi. Çok kısa bir ara, sonra hemen buradayız. Kamyon sürüyor. Tehlikeli yollardan geçiyor. Bir kıtayı çok zor şartlar altında aşmaya çalışıyor. Bütün bunları belgesel uğruna yapıyor. Türkiye'den başladığı o yolculuğu Asya'da sürdüren belgesel yapımcısı Seçil İkiz, Özge Uzun'la hafta sonunda. Simbad, Alaaddin ve Sihirli Lambası, Ali Baba ve Kır Karamiler. Herkesin bildiği o masallar kolaj olduğu sahneye taşındı. Yıllarca televizyon, sinema dünyasında yer aldıktan sonra kendi tiyatrosunu kuran ve yepyeni bir oyunla izleyici karşısına çıkan Çiğdem Tunç, Özge Uzun hafta sonunda. Kaç gün oldu, sayrılığım kaç gece doldu. Genç yaşta Pentagram'ın solistliğini yaptı.
sesi, rengi başkaydı. Çıkardığı solo albümleri çok satanlar raflarındaydı. Göründün birden kıskandı, soldu güller. İlk solo albümünün üzerinden 20 yıl geçen ve yepyeni şarkılarla dinleyicilerinin karşısına çıkan o gün Sanlısoy, Özge Uzun'la hafta sonunda. Devam ediyoruz efendim. Birlikteliğimiz devam ediyor. Yeni konuğumuzla size merhaba diyoruz. Belgesel yapımcısı sevgili Seçil İkiz bizimle beraber. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sadece belgesel yapımcısı demek sanki haksızlıkmış gibi geliyor size. Aslında ben de çok zorlanıyorum bunu söylemekten. Ne iş yapıyorsun dediklerinde. Evet, aslında belgesel yapıyorum. Televizyon programları yapıyorum ama bunu küçük bir ekiple yaptığımız için tek bir kelimeye ya da bir tanıma indirgemek biraz zorluyor beni. Bir taraftan da bir macera sever tarafı. Ama böyle olmasan zaten bu yani böyle bir belgeseller serisi de olmaz herhalde. Bu kadar dolaşma da olmaz bunu. Aynen, işimi çok severek yapıyorum. Yani siz zaten içindesiniz, televizyon sektöründe sevmeden yapılacak iş değil bizimki. Değil. Evet. Çok severek yapıyorum ben de. Çok keyif alıyorum. Bu macera kısmı da tabii işin heyecanlı tarafı oluyor benim açımdan. Hep mi böyleydi? Yani hep mi böyle Seçil'in içinde bir macera sever bir nokta vardı çocukluğundan beri? İşte tırmanan, eden, gelen ve sonra bu daha profesyonel bir şeyle birleşip devam etti. Ya da aslında bu işte işi yaparken hadi bir şöyle bir durum olsun deyip sonradan keşfedilen bir durum mu? Bu ikisi birbiri içine geldi. Aslında şöyle, ben yapı gereği çok sakin bir insanım. Hı-hı. Çocukluğumdan beri hep sakinimdir. Ablam var benim. Ablam evin hareketlisi, yaramazıdır. Ben her zaman sakin bir çocuk olarak büyüdüm. Macera türü şeyleri evet severim. Ama böyle atlayayım, zıplayayım, ağaca tırmanayım öyle bir çocukluğum olmadı. Gayet sakin. Böyle bir çocukluk geçirdim. Sonrasında aslında bunun içine düştüm ben. İş hayatım da gayet sakin başladı. Gayet hani medya sektöründe şehir içi röportajlar, çekimler vesaire gayet statikti her şey. Ta ki Cemal Gülas'la tanışıncaya kadar. Cemal Bey'le tanışınca bir anda kendimi böyle vadilerde, şelalelerde, işte soğuk sularda, dağlarda bulmaya başladım. Ve bunu sevdiğimi fark ettim aslında. Sevdiğim için de bırakamadım. Bir 10 yıl kadar Cemal Bey'le birlikte çalıştık. Türkiye'de gitmediğimiz yer kalmadı neredeyse. Onun zaten adım atmadığı köy yoktur herhalde. Değil mi? Onun sayesinde ben de birçok yeri görme şansım oldu ve tecrübe edinme şansım oldu. Bu şekilde ilerledik. Sonra da bu birazcık daha yoğunlaştı, aşıldı ve gitti. Şimdi şöyle bir baktığımda mesela 2012 yılında dünya genelindeki Sony Ice eğitimlerine katılarak Ice oldu diye bir şey var. Ne bu? Ice bir program aslında. Sony'nin açtığı bir program. Independent Certified Expert diye geçiyor. Evet. Belli kameralarda uzmanlaştırıyor kameramanları. Mesela bu su altı, mağara gibi hani bu alanlardaki çekim teknikleriyle alakalı. Aslında daha teknik, hani ürün bazlı. Belli ürünlerde uzmanlaştırıyor sizi. Belli kurslara katılıyorsunuz. Daha sonra online devam ediyor bu kurslar. Kendinizi o şekilde yeni ürünlerle bunu sürdürmeye devam ediyorsunuz. Ve eğitim verebiliyorsunuz. Bu kameralar ile ilgili işte kurumlara ve kişilere. Benim de böyle bir sertifikam var ve sürdürüyorum da bu çalışmaları. Ama su altı olsun, mağara olsun, onlar tamamen benim birebir edindiğim tecrübeler. Yani içine düşüp bir şekilde edindiğim tecrübeler. Şimdi sen diyebilirim değil tabii mi? Tabii ki. Sosyal medyada programla ilgili işte ben de işte programda olacağım paylaşırken şöyle bir şey yazdın. Evet o kamyonu ben kullanıyorum. Evet. O kamyon şoförü benim. O kamyonu ben kullanıyorum. Şimdi arkadaşlarımız da getirirler onu ekranlara. Bu bir de özel bir araç galiba değil mi? Kullandığın kamyon. Bu aslında bir iş makinesi. İyi bir markanın, güzel bir iş makinesi, bir kamyonu. Ama biz bunu aldıktan sonra bir uzun yol ekspedisyon kamyonu haline getirdik. Arkasına bir kabin eklendi ve bu kabin -50 +50 sıcaklık şartlarına ve böyle en zor, en hizmet alamayacağınız, işte yakıt bulamayacağınız, su bulamayacağınız şartlara göre dizayn edildi ve yapıldı. Bu Asya yolculuğu için
Asya hı hı. ekspedisyonu diyoruz biz ona. Evet. O yolculuk için yapıldı. Benim de kamyonla tanışmam, biz ona koca oğlan diyoruz bu arada, o aracın adı. Biraz kocaman bir oğlan olduğu için az kendisi. Az önce senin titrediğin bir görüntü vardı orada. Evet. Zaman evet, zaman soğukta. Üşüyorum. O koca oğlanla birlikte başladı benim kamyon kullanma serüvenimde. Baştan tabii çok gözüm korktu. Eyvah, işte yanında durunca lastikleri benim şurama geliyor, omzuma geliyor. Evet, şu anda da kamyon görmüştüm. Hani nasıl kullanırım ben bunu diye, ama aha. o kadar güzel bir araç ki. Gerçekten. Yani normal araç kullanmaktan ben çok, yani tabii ki seviyorum araba kullanmayı, ama onu kullanmak müthiş keyifli. Harika. Peki şimdi... elimde bana böyle bir şeref kitabı getirmişler gerçekten sevgili Cemal Gülas'la beraber. Bu Asya Kayıp Coğrafyalar. Çok çok özel bir eser bu aslında. Hani bir kapağından başlayalım. Çünkü hı-hı. kapağı, mesela bu kapaktan sadece benim var şu aynen anda öyle. Değil mi? Sadece size ait. Evet. 500 adet Hikmet Barutçugil hocamız, Ebru hocası. İpek kumaşa. Bunları birer birer özel Ebru yaptı. Hı hı. Ve o ciltle kaplandı 500 tane. Yani bu sadece sizde. Bu ben desen de. Başkasında yok. Ay harika, harika. peki bu neden insanlar kayıp coğrafyalara bakmalı? Burada ne anlatmaya çalışıyorsunuz? Yani bunun içinde aslında bizim keşfedeceğimiz ne var? Amaç neydi? Bunu yapmanın amacı neydi? Şöyle, biz bu yola ilk çıkarken Boğaz'dan Boğaz'a Asya dedik bu projeye. Çünkü hı hı. İstanbul Boğazı'ndan başlayıp Bering Boğazı'na kadar gidecektik. Hı hı. Gidiş dönüş farklı bir rotada olacaktı. Ve amacımız da özellikle Sibirya'nın kuzeyinde ve Bering'e giden yol boyunca o kadar ıssız alanlar var ki, günlerce yol gidip hani tek bir insan bile göremeyeceğiniz, yerleşim olmayan çok büyük Rusya'nın o boş sahaları. Hı. Ve orada hala... zamanın sıfırda yaşandığı zamanlar olduğunu düşünüyoruz. Yani sıfır yılında anlamında söylüyorum bunu. Hı hı. Hala insanların birkaç bin yıl önceki alışkanlıklarını, yaşama tarzlarını sürdüren insanlar olduğunu düşünerek ve onları o yolda, o ıssızlığın içinde ziyaret etmeye yönelik ilk başta böyle bir yola çıktık. Hı hı. Ama tabii... Her şey planlandığı gibi gitmiyor her zaman. Tabii ki. Türkiye ile Rusya arasındaki bir uçak krizini hatırlarsınız. Hatırladım. O bizi de vurdu. Aha. Ve biz tamamen rotamızı değiştirmek zorunda kaldık. Hmm. Çünkü izinlerimiz iptal oldu. Hmm. Ve biz o kışı yaklaşık 8 ay boyunca Moğolistan'da geçirdik. Evet. Şu anda da onun fotoğraflarına evet. bakıyorum. Fotoğraflar sana mı ait? Cemal Bey'e Cemal ait. Arada Bey'e. Benim fotoğraflarım da var. Evet. Hı hı. Ve Moğolistan'ın dört bir yanını aylarca keşfetme şansımız oldu. Ve... Aslında bizim Sibirya'da arayıp bulmaya çalıştığımız o kayıp coğrafyalar, o insanları biz Moğolistan'da bulduk. Hmm. Çünkü hiç yol olmayan arazilerden gittik. Çok alternatif vadi yolları takip ettik ve öyle insanlarla karşılaştık ki bizi gördüklerinde böyle bir uzaylıyla ve uzay aracıyla karşılaşmış gibi bakıyorlardı. Ya. Çünkü yol yok, nereden geldi bu insanlar ki biz böyle bir hafta 10 gün... Yön hesabıyla sadece gitmişiz, vadileri aşmışız, tepeleri aşmışız ve o insanların karşısına çıktığınızda o insanlar işte sıfır noktasında yaşıyor oluyorlar. Ya. Çünkü herhangi bir teknolojik ekipmanları yok, televizyonda bir şeyler görmemişler, birçoğu şehre bile gitmemiş. Sadece kendi hayvanlarıyla orada küçük işte çadırları, yurtlarında kalan insanlar. Dolayısıyla biz onları aslında bulmak ve onlarla zaman geçirmek, onları kayıt altına almak üzere yola çıkmıştık. Biraz rotamız farklı oldu ama bence çok daha güzel oldu. Bu şekilde kayıp coğrafyaları bulduğumuzu düşünüyoruz. Tabii kayıp çok burada ironik. Evet. Kayıp tabii ki kayıp değil ama dediğim gibi insanların alışmadığı, turistik olmayan ve o insanların da böyle çok fazla temas etmediği, yabancılarla temas etmediği insanları bulmak istiyorduk. Ve tabii sadece insan da değil, tarihi yerler. Ki Moğolistan bu konuda gerçekten bir hazine. İnanılmaz. Biraz nüfusun düşük olması da bunda bence bir katkı sağlıyor. Tahrip edilmemiş, bozulmamış. Gibi bir durum oluyor değil mi? Yani birkaç bin yıl önce oradan atlılar giderken o coğrafya nasılsa hala öyle. Bir telefon direği görmüyorsunuz. Herhangi bir insana dair bir şey görmüyorsunuz. O dönemden kalmış. Bir çok merak ediyorum. Bu yolculuk seçilin içinde nasıl bir yolculuğa sebebiyet veriyor? Yani nelere yol açtı sende farklı bir şekilde? Ya ben de biraz düşünce yapımı değiştirdi sanırım. Hmm. Ben zaten Türkiye'deki seyahatlerimizde de
Neredeyse bütün şehirlere gitmişimdir ama birçoğunu şehir merkezini bilmem. Gitmemişimdir şehir merkezine. Çünkü daha çok köyler, kırsal alanlar, arazide zaman geçiriyoruz ve konularımız daha doğrusu öyle olduğu için. Asya'da da öyle oldu ve tabii Türkiye'den farklı olarak orada özellikle Tacikistan ve Moğolistan'da çok affedersiniz. öyle insanlarla karşılaştık ki bizim şimdi hani bir akım var, minimalizm. Evet. Herkes böyle minimalist tabii. yaşamak için bir evet. çaba sarf Slow ediyor. Slow life. Aynen. Falan. Ama orada aslında hayat şartları gereği minimalist. Hı hı. Çok az eşyayla, çok az gıdayla ve hiçbir böyle lüks vesaire bizim ihtiyaç saydığımız bugün ki aslında ihtiyaç olmayan bir sürü şeyi zaten hayatlarında bilmemişler ve ihtiyaç olarak görmüyorlar. Bu insanların hayatını gördüğümde bu beni çok düşünmeye iletti. Bunları düşünerek de şunu fark ettim. Aslında ne kadar gereksiz şeyleri kendimize yük ediyoruz. Yani bir malın ona sahip çıkmak bile bir psikolojik yüktür ya aslında. Yani ne gerek var? Hani giyeceğim kadar kıyafetim olsun ki bu araçla seyahatte ben onu inanılmaz indirgedim. Bizim öncesinde Türkiye'de bir hazırlık sürecimiz oldu. Hı-hı. Yaklaşık bir yıl boyunca Türkiye'de seyahat ettik. Böyle farklı şartları denedik. Hem adapte olalım hem de hani neye ihtiyacımız Hı-hı. var oraya gittiğimizde. Çünkü birçok şeyi Tabii. edinmiş olmamız Tabii. lazım tecrübe açısından. İlk başta ben böyle dolaba sığamıyordum. Benim küçük böyle bir arkadaşım onu çekmece olarak tabir ediyor. Bir çekmecede yatıyordum ben denizaltı mantığıyla. Küçücük böyle yattığımda tavan şöyle oluyor. Oraya girip böyle uyuyordum. Ayak ucumda da dolabım var, eşya dolabım var. İlk başlarda sığdıramıyorum kıyafetleri. O da lazım olur, bu da üşümeyeyim diyerekten böyle. Sonraları artık böyle onu çıkar, bunu çıkar, bu lazım değil, bu lazım değil. Ve şunu fark ediyorsunuz. Aslında ihtiyaç dediğimiz şey sadece sizin o anda hani bugün bunu giydim, yarın da bunu giyebilirim. Değişik bir şey giymeme gerek yok. Bugün bunu yedim, yarın da bunu yiyebilirim. Ki benim seyahatteki özellikle beslenmeyle ilgili çok beni böyle hayrete düşüren bir şey vardı. Gittiğimiz yerlerde insanları ziyaret ettiğimizde onlarla biz zaman geçiriyorduk. Hani merhaba bir iki saat çekim gidiyoruz değil. Günlerce yanlarında kalarak hani hem biraz daha onların böyle günlük hayatına tanık oluyorduk. Hem onlar daha rahat oluyorlardı. Hmm. Ve şunu fark ediyordum. Sabahları Moğolistan'dan bahsediyorum. Yurtlarında ortada bir soba oluyor. O yanıyor ve üzerinde bir su kaynıyor. O suyun içine bizim erişte gibi kesme hamur atıyorlar. Küçük dilimlenmiş et atıyorlar ki et zaten çok en çok bulunabilen şey. İkisini kaynatıyorlar tuzlu suda ve onların çorbası oluyor. Sabah kahvaltı onunla başlıyorlar. Bir yandan gene bir tencerede su kaynıyor. Ona çay demliyorlar ama böyle çok bildiğimiz çay değil. Çay değil. Yani böyle kırıp kurumuş saman gibi, Aha. ot gibi aslında yeşil çayımsı. Onu demliyorlar ve onu işte sütlü çay yapıp bütün gün o çorbayla beraber o çayı içiyorlar. Ve bunu öğlen de içiyorlar, akşam da içiyorlar. Ertesi gün de içiyorlar. Bir sonraki gün de içiyorlar. Hani biz böyle bir öğün bir şey yediğimizde sonraki öğün yemek tabii, istemeyiz tabii. ya. Öyle bir şey yok hayatlarında. Ve bunu görünce aslında ne kadar böyle doyumsuz olduğumuz ve ne kadar gereksiz şeyleri kendimize dert ettiğimizi, yük ettiğimizi fark ettim. Ay harikasın. Son bir soru tek bir cümleyle. Nereye gitmek istersin bundan sonra? Vallahi benim Hangi aklım... Hangi kayıp coğrafyaları keşfetmek istiyorsun? Gittiğim ve tekrar görmek istediğim iki yer var. Bir tanesi yine Moğolistan, diğeri de Tacikistan. İkisine mutlaka tekrar gitmek istiyorum. Bir de Güney Amerika'yı çok merak ediyorum. Hı-hı. Gitmedim hiç. Güney Amerika'ya gitmek istiyorum. Bundan sonra nerede göreceğiz? Daha. Şimdi bir Türkiye'de bir seyahate hazırlanıyorum Aha. ben. Bizim bu seyahat esnasında bulduğumuz bir köpek yavrusu var. Evet. Malinki. Şu kadarcıkta onu bulduğumuzda. Bu ve görüntülerde olan. Görüntülerde Hı-hı. olan. Orada bizimle Moğolistan'da seyahat etti. 6 ay boyunca o kamyonda bizimle birlikte büyüdü. Sonra Türkiye'ye getirdik şimdi burada. Sonrasında devam ettik onunla seyahatlerimize. Şimdi ben Türkiye'de bir karavanla Malinki ile seyahat etmek istiyorum. Harika. Böyle bir hazırlığım var. Harika. O zaman seni keyifle... kıskanarak vay be helal olsun bu kadına diyerek izlemeye ederim. Devam edeceğiz. Çok teşekkürler ben geldiğin teşekkür için. Çok sevgili ederim. Cemal Gülas'a da buradan çok sevgilerimizi iletiyoruz. Umarız en kısa zamanda böyle İstanbul'a yolu düştüğünde onu da burada ağırlama fırsatımız olur. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür Seçik. Ederim. Çok kısa bir ara. Aradan sonra hafta sonu devam edecek Haber Global'de.
Sinbad, Alaaddin ve Sihirli Lambası, Ali Baba ve 40 Haramiler. Herkesin bildiği o masallar kolaj olduğu sahneye taşındı. Yıllarca televizyon, sinema dünyasında yer aldıktan sonra kendi tiyatrosunu kuran ve yepyeni bir oyunla izleyici karşısına çıkan Çiğdem Tunç, Özge Uzun hafta sonunda. Sayrılım kaç gün oldu, sayrılım kaç gece doldu. Genç yaşta Pentagram'ın solistliğini yaptı. Sesi, rengi başkaydı. Çıkardığı solo albümleri çok satanlar raflarındaydı. Göründün birden kıskandı, soldu güller. İlk solo albümünün üzerinden 20 yıl geçen ve yepyeni şarkılarla dinleyicilerinin karşısına çıkan o gün Sanlısoy, Özge Uzun'la hafta sonunda. Haber Global'de hafta sonu devam ediyor. Televizyonlarını yeni açanlar için bir kez daha günaydın efendim. Biz her hafta sonu buradayız. Sizinleyiz konuklarımızla birlikte. Şimdi bizimle tanışanlar için de bir kez daha merhaba diyelim. Ve devam edelim. Sevgili Çiğdem Tunç bizimle. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. İyi pazarlar, hoş buldum. Ya ne kadar güzel sizi burada ağırlamak. Estağfurullah. Yani bayağı çok uzun zamandır biz evet. bayağı sosyal medyadan takibe takip, evet, like'a evet, like evet, durumundayız evet. Çiğdem Hanım'la. Evet. Ama ilk defa böyle beraber elimiz, defa, evet. gönlümüz daha da çok birleşiyor. Hakikaten. Ne güzel sizi bu haber asaletiniz. Ya teşekkür ederim, utanırım. Yayıncılığınız. Bir de böyle hani sanatsal... Sosyal konularda da programcılığınızı görmek çok güzel Özgeciğim. Çok teşekkür gerçekten. Ederim. Çok sağ olun sizden bunu duymak. Çok yakışmışsınız kanalınıza. Ya, çok şanslılar evet, siz buradasınız. Ben de öyle. Beraber ya bayağı ciddi düşünüyoruz kendileri. Çok güzel. Çok güzel. Hiç boş değilim onlara karşı. Evet elektrik alıyorsunuz. Elektrik alıyorum bayağı. Evet. Şimdi sizinle ilgili artık. Tabii ki sonuçta benim için bir efsanesiniz siz. Teşekkür ederim. Hakikaten öyle. Sizinle beraber büyüdüm ben sizinle evet. ve buradan da sevgilerimizi ve bir daha şifalarımızı gönderelim sevgili Mehmet Ali Erbil'le şifalar birlikte. Şifalar olsun. Hakikaten öyle ama o kadar başka ki aşağıda da konuşurken mesela konuklarımız gelmeden önce bazen ben şey yapıyorum. Arkadaşlarıma ya da çevrem bir kere diyorum ki işte hani şu kişi gelecek ona ne sormak isterdin evet, acaba çok güzel, diye. Evet çok akıllıca. Bugün de aşağıda onun mevzusu geçti. Buradan sevgilerimi göndereyim. Sevgili Özcan Sert bizim editörlerimizden. Evet. Özcan abiye sordum dedim ki ya Çiğdem Tunç geliyor ne sormak isterdin dedim. Böyle yaptı. Ne kadar sahici bir kadın o değil mi dedi. Aa. Evet. Editörünüz, editoryal bir yorum almış. Evet, böyle yaptı. Ne kadar buna sahici çok, bir kadın dedi. Çok ve mutlu oldum. Sonra böyle yaptı. Hiç bozmadı kendini dedi. Vay. Evet, hep dedi böyle bir inandırıcı, yani böyle bir şeyi vardı onun dedi. Elbette dedi, çok güzel bir kadın. Teşekkür ama dedi ederim. Başka şeylerle hep ön planda oldu dedi. Sağ şimdi olsun. Hep o ayrım var ya, işte şununla ön plana çıktı, şöyle oldu, böyle sağ oldu olsun. Diye. Hakikaten... Öyle bir durum var. Çiğdem Tunç deyince çok başka bir yerde her şey. Ne mutlu. Günümü aydınlattınız ya. Gerçekten. Çok mutlu oldum. Sayın editörüme de saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Özcan abi. Sahici olmak çok önemli. Sahici kalmak. Bir yere kadar oynayabilirsiniz. Evet hayat bir sahnedir. Ben de bir tiyatro sevdalısıyım. Bir yere kadar oynayabilirsiniz. Kendi kendinizi taşıyamazsınız. Bırakın başka insanların sizi taşımalarını. Ya. Siz kendinizi taşıyamazsınız. O lastik bir yerde patlar yolda. Onun için sahici olmak ve kendinizi kendi ölçülerinize kabul ettirmek. Hı hı. İşinizle kendinizden söz ettirmek. Özel yaşantınızda sade, sakin, herhangi metrobüsteki Çiğdem... İşte
kedi tuvaletini temizledikten sonra onun çöpünü atan Çiğdem. Evinin bahçesiyle uğraşan Çiğdem. Marketteki Çiğdem. Bu sadelik, bu herhangilik, sıradanlığı sahnede ya da ekranda, her nerede işiniz söz konusu ise orada görkeme dönüştürebilmek bence en doğru kimya gibi geliyor. Belki yanılıyorum, bilmiyorum. Mesela Ajda Pekkan benim gibi düşünmüyor. Öyle ama mi? Ama Ajda Pekkan bir star, bir süperstar. O bir süperstar ve ben bir neferim. Ben de o süperstarlığı... Siz iflah olmaz bir Ajda Pekkancıymışsınız. Değil mi? Evet. Gerçekten. O derece. Ama nasıl olmasın? O nasıl olmasın? Nasıl olmasın? Sabah saat 7'de kalkıp sporunu yapan, ya, o ses aralığına rağmen her hafta gidip eğitimini, ses, şan derslerini ihmal etmeyen bir süperstar bence sadece bana değil, tüm Türkiye'deki bu işe gönül vermiş özellikle gençlere örnek olmalı. Muhteşem. Ya işte bu mış yapmış gibi yapmak durumu var ya az önce sizin dediğiniz bu sahici olma ve çalışma aslında. Bu hem yaptığın işe kendine öz saygı bir taraftan, bir taraftan da sizi seven, sonuçta şey vardır ya, beni sizler buraya getirdiniz, beni sizler var ettiniz noktası. Elbette hani onların da size olan sevgisine saygı aslında. Sevgiye saygı olan nokta bu dediğiniz. Kesinlikle. Sabah sevgili Hakan Gence vardı işte bu 16 genç kadın ve erkek starla yaptığı röportajların kitabı. Onunla da tam o noktayı konuştuk. Son dönemde elbette teknolojinin gelişmesi, işte sosyal medya, insanların birazcık daha açık yaşamaya başlamaları... şöhretin kapılarını daha farklı açıyor. Hani vardır ya işte herkes 15 dakikalığına şöhret olacaktır noktası. Oldu. Andy Warhol söylemiş. Evet. Oldu 21. zaten. Yüzyılda herkes 15 dakikalığında şöhret olacak. Oldu. Nasıl bir uzak görü yani. Evet. Ama oldu ve oluyor. Evet. Ama sadece o nokta görülüyor. Artık insanlar sadece şöhret olayım, takipçi sayım yükselsin, işte şöyle görüneyim, o beni like etsin, kaç tane like oldu ve yorum oldu. Hemen bu renkli camın arkasına geçeyim. Bir anda işte büyük bir tane işte jipim olsun, işte Boğaz'da evim olsun, yakışıklı ya da güzel de bir sevgilim olsun. Oh, hayat bana güzel. Evet. Sevgili kısmına katılıyorum. Olsun. Ona katılıyorum. Ya olsun, tamam. Hani onu onun dışındakiler... evet, artık ölçü parametreler bunlar. Buna karşı savaşabilir miyiz? Göz ardı edip elimizin tersiyle itebilir miyiz? Çok zor. Yani bütün bunlardan bağımsız. Ne kadar gerçekçi ama mesela? Efendim? Ne kadar gerçekçi sizce? Bu ara bu gerçekçi. Yani işte takipçi sayınız dediğiniz gibi, aldığınız yorum miktarı falan filan. Ben o konuda sınıfta kalırım. Çünkü hala doğal bir tarladan ekip biçiyorum bütün organik sevdiklerimi. Takipçiler. Organik takipçilerim var. Şaşırtıcı bir şekilde hani kendini şu ya da bu şekilde toplumsal bazda kanıtlamamış bazı böyle insanların... Nasıl yani diyorum, bu kadar çok olabilir mi? Hocam diyorlar sen, yapma ya. Yapma. Olamaz tabii ki. Ya. Ama bu da ruhunu satmak gibi bir şey. Belki de. Sevgiyi satın almak gibi bir şey. Ya. Çok tartışılacak, sabahlara kadar tartışsak işin içinden çıkamayız. Zamanın testine bırakmak zorundayız. Belki hep şey diyorum ben, bazı şeylerin toparlanması için önce çok bir dağılması gerekiyor. Evet. Belki öyle bir dönem şu anda. Çünkü merhametli ben... konuştunuz sevgili Özge. Gerçekten. Dibe vurması gerekiyor. Dibe vurması gerekiyor. Bir hafif hafif gidiyoruz herhalde dibe doğru. Çünkü vicdani unsurları da farklı şekilde yitirdiğimizi görüyorum ve hissediyorum ben. Evet. Bu sadece günlük yaşamda da değil. Maalesef elbette çok merakla, keyifle ve merak ederek, yani kimse izlemiyorum diyen hakikaten yani yoktur diye tahmin ediyorum. Yani magazin gazeteciliğini izlemek ayrı bir keyif oluyor. Seviyoruz biz insanların hayatına bakalım ve izleyelim. Kesinlikle yani. Ama biraz işin şeyi... tadı tuzu yavaş yavaş kaçıyor gibi bir durum var. Zamanın testine bırakmak lazım.
hep anlatıyorum bunu yani. Özellikle bu meslekte kalıcı olmak isteyen genç arkadaşlarımıza da bir anlamda öğüt vermem ben. Herkes yaşayacak ve kendi görecek. Ama bırakın sollasınlar, gitsinler. Sol şeritte kazaya uğramış görürsünüz. Siz yolunuzdan devam edersiniz. Zaman geçer, safralar atılır. Kalması gerekenler kalır. Sonra yenileri eklenir. Dayanabiliyorsa, özü varsa, oyuncu, özü varsa kalır. Özüne dayanarak var olmaya çalışıyorsa ve her gün bir şeyler katma çabasındaysa, örnek olarak Kıvanç Tatlıtuğ. Evet. Herkes tanıyor diye bu ismi kullanmak istiyorum. Değil mi? Evet. Çok güzel bir adam olarak kalemle çizilmiş gibi karşımıza yıllar önce çıkartıldı. Çıktı. Evet. Her gün kendine kattı. Yetmedi, kattı. Kendini çirkinleştirmekten, işte amorf hale getirmekten korkmadı. Korkmadı. İçini dışına çıkardı. Oyunculuk serüveninin bütün tsunamilerine göğüs germede kalıyor. Evet. Şaka baka zaman geçiyor, kalıyor. Doğru. Yani kırklar geliyor şimdi. Kırklı yaşlar onun için söz konusu. Orada bambaşka. Yani Brad Pitt gibi görüyorum. Çok güzeldi. Gençti. Sonra 7 diye bir filmde Morgan Freeman'la seyrettik. Umurunda değil yani. Doğru. İşte doğru örnekten giden gençler istediği kadar sosyal medyada 15 dakikalık veya 15 günlük şöhretler, büyük büyük şeyler, impact yaratsın. Ama sen işin gücün, içeriğinle ilgiliyse, bunu bir de güncelleyebiliyorsan, bir de çağın metronomunun dışına düşmüyorsan kalırsın. Kalırsın ve devam edersin. Evet. Şimdi size baktığımda, yani Çiğdem Tunç dediğimde zaten adınız bir marka. Ama teşekkür yaptıklarınıza ederim. Tiyatro yönetmenliği var, tiyatro, sinema, dizi, oyunculuğu var. Evet. Bir taraftan bir ses sanatçılığı var. Sunuculuk yapıyorsunuz. Evet. Balerinsiniz zaten, hani o iş öyle başlıyor. Evet. Bir şov sanatçısısınız. Seslendirme yapıyorsunuz. Koreografsınız. Köşe yazıyorsunuz. Evet. Ve bu bütün bunların ardından da bir de kendi tiyatronuzu kurdunuz. Ah, tabii birkaç tahtası eksik olan insanlar. Hayat birkaç sizi yormuyor mu acaba diye. Yoruyor. Evet. Ama şayet bu maceraya atılmasaydım, bu iki kalas ve bir hevesi bir araya getirip bir çatı inşa etmeye soyunmasaydım daha çok yorulurdum. Hmm. Bizim gibi insanları, siz de bu kategorideki bir insansınız, üretmek mutlu eder. Doğru. Tüketmek değil. Doğru. Düşünemiyorum sizi sadece tüketirken. Yok. Geçireceğiniz günleri depresyona yaşam sayamazsınız. Depresyona öyle olursa. Öyle olursunuz. Evet. Ben de aynı şekilde tüketerek değil, üreterek mutlu olan bir Türk kadınıyım. Bekleseydim şayet beni aramalarını, sormalarını, projeler için veya sahne için çağırmalarını, çok daha yorulurdum. Çok daha kırılırdım, incinirdim. Ben bu yorgunluğa razıyım. Yani İstanbul'dan Kadirli'ye karayolundan gidip, oradan Gaziantep'e gidip, her yerde güzel insanlarla karşılaşıp güzel Türkiye'me oyunlar sergileyip dostlarımla birlikte dört tekerin üzerinde o yolları kat etmeye, o yılları geçirmeye razıyım. Böyle çok çok enerji sarf ederek daha çok dinleniyorum. Şimdi İyi ki yapmışım. Oh, ne kadar güzel yapmışsınız. Şimdi Binbir Gece Masalları var. Binbir Gece Masalları tiyatroda. Var. Evet. Geçen sene Şoför Nebahat vardı. Evet. Bu sezona da taştı. Bu sene Binbir Gece Masalları var. Şu an iki oyun var. Birden mi devam ediyor? Hem Şoför Nebahat hem Binbir Gece Masalları. Binbir Gece Masalları. Ramazan ayı içerisinde de Ramazan'a özel hazırladığımız
bir orta oyunu var. Direkler arasını yaşattığımız. Sakın hani diğer örnekleriyle karşılaştırmasınlar. Çünkü bakıyorum 3-4 kişi bir araya geliyor. Biz Ramazan oyunu yaptık evet. diyorlar. Ama öyle pek bir şeye benzemiyor. Bizimkisi yine 11 kişilik, 12 kişilik. Bütün karakterlerin içerisinde olduğu Barış Bölükbaşı'nın değerli genç yazarımız yazdı. Bir Ramazan oyunu. Ramazanlı ayında da onunla buluşmak için sabırsızlanıyoruz ama Binbir Gece bu sene bize ödüller getirdi. Ya evet, evet. Biraz anlatır mısınız? Tabii ki. Bildiğimiz Binbir Gece masalları. Binbir Gece masalları. Eray Yasin Işık. Evet. Özgün senaryosunu kaleme aldı. Bunlar anonim masallar, anonim hikayeler. Bin yıldır bir geçmişe sahip. Kaç tane masal anlatıyorsunuz sahnede? Dört masal anlatıyoruz. Şehrazat ve boynunu korumak istediği gaddarlaşmış hükümdar Şehriyar Ergün Demir canlandırıyor. Onu oyalamak ve hayatını kurtarmak için her gece anlatıp sabaha doğru yarıda bırakıp hükümdarının ilgisi ve merakını ayakta tutup bir gün daha yaşama kazanma savaşı. Evet. Aslında çok koyu, karanlık başlayan bir aşk ama Şehrazat'ın aklı Vezir-i Azam babasından çocukluğundan beri işittiği masalları anlatma becerisi kadınlığıyla hükümdar cellattan insana dönüşüyor. Ya. Son masal Simbad ile Zümrüt-i Anka'nın masalı. Ali Baba Kırkaramiler, Balıkçı ve İfrit, Alaaddin ve Sihirli Lambası, son olarak da Simbad ve Zümrüt-i Anka kuşu. Neden Binbir Gece masallarını anlatmak istediniz izleyiciye? Çünkü çocukluğumdan beri çok efsunluyum. Ya. Efsunlandım o masallara. Birçok platformda yani yabancı kökenli hep seyrettim. Filmlerini seyrettim. Sahne eserlerini karşıma çıktı. Oradaki o büyü, o çöller, o şark. Şark çünkü çok masal yüklü. Batı'dan daha farklı şarkın masalları, doğunun masalları. Hep büyülendim. Hep büyülendim. Şu anda Broadway'de Alaaddin müzikali oynuyor. Tabii yerleşik tiyatroda 70 kişilik bir kadroyla sihirli halıların yerden havalanıp uçtuğu ve uçan halıların üzerinde insanların şarkı söyleyip oyunculuk yaptıkları çok büyük yatırımların ya. Ve parasal imkanların döndüğü darısı başımıza diyorum. İnşallah. Banu Noyan kulakları çınlasın. Sevgilerimiz Doktor Banu Noyan. Yeni titre hayırlı peki. olsun. Evet. Harika. İşletme doktoru oldu. O gitti seyretmeye New York'ta. Çok yakın. 3 ay önce falan. Gurur duydum sizinle dedi. Gurur duydum. Ya orada seyrettim. Hani evet beyninizi uçuruyor tabir yerindeyse. Ama burada sizin oyunculuğunuz Türk dekoratörünün uçuşan tüllerden kımıldayan canlanan bir sahne yapma zekası, Eray'ın kalemi ve senin oyuncularının genci ve olgunluk çağı hepsinin kendi resitallerini yapması. Ben gurur duydum dedi. Ne güzel, ne mutlu. Ne güzel. Ne mutlu. Onu seyreden ve bunu seyretmiş olan bir insan böyle söyledi. Mutluyum. Ne darısı zaman başımıza. Peki şu anda bilmeyen, yeni öğrenenler evet. için ve izlemek isteyenler için şimdi nerede ne zaman izleyebilirler? Ayın 28'inde, Nisan ayının 28'inde Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin bir kültür hizmeti olarak sunulacak. Süper. Yani harika. Oynanıyor. Çalışıyoruz. Belediyelerimizle çalışıyoruz. Şimdi yeni belediyelerimiz ve yeni kadrolarımız artık bütün Türkiye'de. Onlarla yeni baştan tanışacağız. Harika. Dosyalarımızı göndereceğiz. kültür müdürlüklerine veya kültür daire başkanlıklarına hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Kutlayalım Binbir Gece'yi getirip diyeceğiz.
Böyle bir hayatımız var. İki oyun daha oynayacağız. Şu anda netleşmediği için söylemiyorum ama Çiğdem Tunç Tiyatrosu sayfamızdan, hele ben de paylaşıyorum zaten, kolaylıkla takip edebilirler bizi. Harika. Sahne dışında peki bu dönem yaptığınız başka bir proje var mı? İzleyebileceğimiz sizi daha iyi. Sahne dışında tiyatro ofisimiz var. Yani oyun oynamak sadece %30'u, %70'i ana kumanda. Tabii. Rejideki dostlarımıza selam ediyorum. Ana kumandadan. Doğru. Yani müdürümün, işte teknik müdürümün, benim bir yüksek askeri şura gibi şeyimiz var. İdari dostlarım var. Şimdi bir sinema filmi projesi geldi bana. Ah, hakikaten Yaradan'a çok inanıyorum ve bütün dualarımı çok şükür cevaplıyor. Ben bir korku filmi fanatiyim. Çok severim korku sinemasını. Ay, ben hiç izleyemiyorum. Bayağı bilgiliyim bu konuda. Bir de korkarım seyrederken, korkmayı severim. Evet, ben de korktum için. Ondan sonra bayılırım. Yani üst üste bana bir gece 3 tane korku filmi seyrettir, doyamam. Gerçekten. Hep istediğim bir korku filminde rol almak. Tı. Ve geldi. Evvelsi gün senaryo geldi. Aman. Bayağı korkunç diyorsunuz. Aman. Bir de bana bakıyorsunuz böyle. Sarışın, kot pantolonlu bir kadın. Bir lanetli köyün, öyle söyleyeyim, musallat olunmuş bir köyün cinci hocası. Allah Allah. Bir kadın. Onu tabii canlandıracak. Yani şey, zapt edilmiş bütün o şeytan filminde seyrettiğimiz gibi, o vari şey, dönüşüm, posesyon sahneleri. Makyajlar. Bunu hiçbir şey, koşa koşa oynayacağım. Yalnız sıkıntımız var. Ben hem oynarım hem kendime gülerim, yarım kalır. Tekrar başa alırız. Bir yandan oynarım, bir yandan kendime gülerim. Harika. Tam ters köşe. Bana kalırsa bembeyaz saçlı olması lazım. Öyle bir karakter. Bundan daha yaşlı ve böyle daha tabii yaşadıklarından dolayı dönüşüm geçiriyor zaten. Ay, ne güzel, ne güzel. Ay, nasıl heyecanlanmışsınız ya. Evet. Küçük bir kız çocuğu oynuyor şu anda resmen. Evet, en çok istediğim karşında şey. Çünkü çok eğlenceli. Ya, o zaman, onu canlandırmak. O zaman umarım en kısa zamandayım. Çekimler başlar. Evet. Siz de minik minik bize oradan tüyolar da verirsiniz. İnşallah. Binbir Gece Masalları devam etsin. Bundan etsin. Sonra da çok daha güzel oyunlar. Çok teşekkürler. Seyirciler gelsin, izlesin. Evet. Tiyatronun bereketi artsın. Evet. Ve son dönemde çok öyle oluyor. Ve siz tiyatro bizimle çok beraber revaçta olun. Evet. Özgeciğim, önümüzdeki sezona iki projemiz var. Bir gülmekten ağlatan bir komedi, şu anda Eray Yasin Işık kaleme alıyor. Harika. Bir de bambaşka bir proje var. Harika. Biz de sizi izlemeye devam edelim. Çok teşekkür ederim. Hep bizimle birlikte olun. Sağ olun. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Ben çok teşekkür ederim. Nasıl ne geçti mutluydu. Dakikalar anlayamadım. Çok güzel bile geçti. Ben çok keyif aldım. Ben de çok teşekkür ederim. Bir de sizin gibi profesyonel birini ağırlamak da biraz zor aslında. Aşk olsun. İnsan biraz şey oluyor yani, ay ne sorsam, nasıl otursa. Böyle bu kalitede, bu vasıflara sahip bir televizyoncu için ya, ancak bir sabah kahve keyfi ya, bu. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sevgili Çiğdem Tunç bizimle beraberdi. Kısacık bir aramız var ve aranın hemen ardından sevgili Ogün Sanlısoy bizimle beraber. Sayrılım kaç gün oldu, sayrılım kaç gece doldu. Genç yaşta Pentagram'ın solistliğini yaptı. Sesi, rengi başkaydı. Çıkardığı solo albümleri çok satanlar raflarındaydı. Göründüm birden kıskandı, soldu güller. İlk solo albümünün üzerinden 20 yıl geçen ve yepyeni şarkılarla dinleyicilerinin karşısına çıkan Ogün Sanlısoy, Özge Uzun'la hafta sonunda.
ve Haber Global'de hafta sonu devam ediyor. İşte bir efsane o gün Sanlısoy. Merhaba Esra. Merhaba, hoş geldin. Günaydın. Günaydın. Ya ne kadar dinamiksin sen, sonra erken böyle kalkıyor musun, seviyor i̇şte musun bir yani? İşte bir saat evvel kalktım, geldim sizin için. Yok, erken kalkmıyorum. Normalde ben gece daha çok yaşayan, evet, ve çalışan daha tabii doğrusu birisiyim. Son 30 yılımda böyle olduğu için. Evet. Ama senin için tabii ki az uyuyup alarmı kurup ya, geldim. Yeni şarkılar geliyor. Evet, yani evet, aslında böyle işte yeni albüm, yeni single demek dedi. Yeni şarkılar, evet, geliyor. Peyderpey, peyderpey geliyor. Aynen öyle. Daha evvel biliyorsunuz yıllardır, tam benim bu sene aslında 20. yılım olmuş. Evet, yani tam solo kariyer, evet, daha doğrusu. Pentagram dönemi var ama solo, evet, albüm çıkışından bugüne 20 yıl olmuş. Hep bugüne kadar şarkıları biriktiriyordum, onları hazırlıyordum, kaydediyordum. Ondan sonra bir albüm haline getiriyordum. Ondan sonra dinleyicileri paylaşıyordum. Hatta işte aydan aya ya da işte birkaç ay sonra kliplendiriyorduk. İşte 2019'a girdik. Biraz şartlar değişti, durumlar değişti. Biz de haliyle o değişime ayak uydurmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla dijital da... Dijital değişimden bahsediyorsun ya, hem dijital aslında, hem de bir ürüne ya da bir sanat dalına ya da bir şarkıya ya da herhangi bir şeye ulaşım ve tüketim çok hızlandı ya. Yani kimseden artık çok şey beklemiyoruz. Yani albümü alsın, kulaklarını taksın, gözlerini kapasın. Bir albüm baştan sona... Yani bizim lisede ya da gençlik dönemlerimizde yaptığımız şeyi bugünkü genç arkadaşlarım yapmıyor. Onun için çok daha hızlı. Çünkü verileri çok fazla. Timeline'larında devamlı bir bilgi akışı var. Bilgiye çok hızlı ulaşıyorlar ve hızlı tüketip hemen dinlemek ya da ulaşmak istiyorlar. Dolayısıyla da 90 dakikalık ya da 60 dakikalık bir albümü oturup dinlemek birazcık daha zor geliyor tahmin ettiğim kadarıyla ve ben de yaşıyorum bazen. Dolayısıyla birazcık daha sistem değişti. Yani albüm paylaşmak yerine birazcık şarkıları tek tek verdik. Bu sefer ne yaptım? Daha evvel 10 tane şarkıyı bir arada veriyorduk. Dinleyici onu alıyordu. İsterse 10 tanesini bir saat için dinliyordu. İsterse keyfine göre. Fakat bu sefer şöyle bir yönteme başvurdum. Ben şarkıları biriktirip kaydedip vermek yerine tek tek aydan aya her ay bir şarkı vermek gibi, hem onu bir seneye yaymak, hem de o stresli bir dönem oluyor bizler için, üretenler için. Değil yani mi? Müziğin üretimi kısmı, stüdyo kısmı, mastering, mix ya da işte performanslar sırasında o stresten de biraz uzaklaştırdı bizi. Çünkü birazcık daha rahat çalışabiliyoruz. Doğru. Daha geniş çalışabiliyoruz. Mesela siz yeni şarkıyı dinlerken biz diğer şarkının hazırlığını yapıyoruz. Yapıyorsunuz. O hazırlanıyor, bizden çıkıyor, artık dinleyici ulaştı derken yeni şarkıların provalarını yapıyoruz. Beni biraz rahatlattı. İşte geçen ayda tam da gene doğum günüme gelmişti. 12 Mart'ta bir şarkı paylaştık. Şarkının, evet, ismi Aslında Gülmek Gerek. Niye diyeceksin? Bence demeyeceksin. Çünkü hepimizin çok ihtiyacı olduğunu çok görüyorum. Çok gergin, çok, çok stresli dönemler çok geçirdik hep beraber ya, ülkece. Dolayısıyla birazcık ona ithaf eden, daha sonra onu biraz altını çizmeye çalıştım. Bir şarkı. İşte geçen ay paylaştık. Şimdi de Nisan ayı sanıyorum gene tam birinci ayında ya da 15'inde falan yeni şarkıyı paylaşma niyetimiz var. Onun aslında, hazırlıkları sürüyor. Aslında Gülmek Gerek ki dinleyelim o zaman. Olur, dinleyelim. Hadi dinleyelim. Hadi dinleyelim Can abi. İstanbul'da hem diğer şehirlerde de bulunuyorum. Şöyle bir tespitim vardı. İnsanlar mutsuz. Yani yüzlerindeki ifade umutsuz, mutsuz, sıkkın, yorgun, biraz kızgın, biraz sinirli ama gülümseme ve mutluluk dışındaki her türlü imgeyi görebiliyorsun yüzlerinde. Son birkaç gündür birazcık daha bir rahatlama kişisel olarak tespit, evet, ettim. Bir gerginlik biraz durdu gibi gözüküyor ama İşte biraz da gülmek gerekiyor. Aynen. Birazcık umut saçmak gerekiyor. Bu galiba gerekiyor, herhalde şöyle bu diye dönemin getirdiği, az önce sevgili Çiğdem Tunç'la da onu konuşurken onu söyledi. Bu dönemin gerçeği belki de bu. Bütün dünyada aslında bu böyle. Hep böyle bir, hepimiz böyle keman yayları gibi hani gergin gergin dolaşıyoruz. Ve hep mış gibi yaparak devam, aynen, ettiriyoruz. Aynen. Hayatımızda zaten aslında orada şarkı sözünde de yani B kısmında acılar çok, acıtan çok, aslında sövmek gerek diyor ama bir yandan da artık söv sövse o da bir çözüm, tabii, değil. Yani o negatifle uğraşmak da aslında negatifin içine dahil, aynen, olmak oluyor ya. Ben artık o tarafları tamamen bırakıp olumlu şeyler üretenlerle ya da olumlu şeyler, enerjiler üretenler anlamında söylüyorum. Daha yan yana olmayı, daha bir araya gelmeyi daha arzu ediyorum. Bir umudum var. Bir ara umutsuzluğa kapıldığım dönem oldu ama şu anda birazcık daha umudum var. Çünkü en azından öyle şeyler görüyorum gittiğim şehirlerde de.
Güzel bahar da geldi. Evet. Hava da güzel. Önümüzde güzel günler de olacağını umuyoruz. İşte bir de şöyle bir sorumluluk daha hissediyoruz. Yani daha gençken, daha müziğe başladım. Şimdi 20 yıl oldu diye söylüyorum bunları. Daha gençlik döneminde daha böyle kaygısızdık, daha umursamazdık. Belki daha işte rock'n'roll. Ama yani hani delikanlı çağda olmak onu gerektiriyor. Aynen. Galiba değil ama mi? Ama şimdi şöyle bir gerçek var ki genç de olsak o zamanlar yaptığımız şeylerin 20 yıl sonra bir yerlere ulaştığını görüyorum. Enerji evet. olarak da belki bir feyiz vermekte ya da bir herhangi bir şekilde de. Dolayısıyla şunu anlatıyor bana bu. Bugün de yapacağımız şeyler 20 sene sonraya yatırım. Tabii. Artık bizden belki geçmiş olacak. Belki ben gitmiş olacağım ama bir oğlum var, çocuklarımız ya. Var, gençlerimiz var, ya torunları olanlar ya. Var. Dönüp de bana 20 yıl evvel bunlar olurken neredeydiniz siz demesinler diye. İşte o sorumluluk da üstüme bindi. Üstüne bindi. Rock'n'roll tamam ama bir yandan başka bir ağırlık da hissediyoruz. Bir de baba olduktan sonra galiba insanın, yani daha doğrusu evlat sahibi olduktan sonra insanın dünyaya bakış açısı da çok başka bir şekilde değişmeye başlıyor ve o sorumluluğu, hani çocuk yokken aslında hani çöpsüz üzüm derler ya, hakikaten ya, öyle. En önemli, gayet en önemli şey. Tarafı sana çocukluğunu hatırlatıyor bir kere. Yani çocuğumuza eğitim vereceğiz, onu eğiteceğiz kısmından ziyade ben şöyle bir şey öğreniyorum. Ondan bir şey öğrenmeye başladığımı görüyorum. Dolayısıyla sorumluluğun da artıyor. Doğru. Bir de sadece çocuk sahibi olmaya da gerek yok. Belli bir yaştan sonra zaten çocukluğu, onunla da ilgili bir şarkı yapmıştım. Çocukluğu unuttuğumuz da bir an var ya bizim. Aslında çocukların en güzel tarafı senin de bir dönem çocuk olduğunu hatırlatıyor. Ve biz o çocukluğu hatırlayınca zaten aslında gülmek gerek. Oradan kesinlikle. Da bağlarım. Yani onlar ne kadar kaygısız, ne kadar umursamaz gülebiliyorlar değil mi çocuklar? Kesinlikle. Çünkü düşünmüyor. O an komikse, o an keyifliyse, o an mutluysa kahkaha atabiliyor. Ya da mesela acaba ne benimle ilgili ne düşünürler diye kaygılanmadan kendiyle ilgili kaygılarını da seninle paylaşıyor. Hı. Ya da kendiyle ilgili güzelliklerini de seninle paylaşıyor. Aynen. Aslında. Biz onu da paylaşıyoruz. Evet, hesap kitap yapmadan. Biz de onu öğretiyoruz sonra. Bak ileride böyle yapacaksın, şöyle yapacaksın. Maalesef. Onu ya. Da yapmaktan kaçınmak lazım. Neyse şimdi böyle ebeveyn şeyinde değilim ama enerji olarak gerçekten hepimizin ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum, çok taze şarkı. Yani bir ay bile olmadı. Zaten aslında ben bu şarkıyı da klip, demin konuştuk belki yansımadı izleyicilere, bir klip çekmedim. Hı hı. Ama zaten bu şarkıyı özellikle en çok istediğim şeylerden biri canlı, hatta mümkünse birazcık daha festivaller, daha büyük katılımlı konserlerde bu şarkıyı çok çalmayı bekliyorum. Böyle slogan olsun gibi yani insanlar. Çünkü bu şarkının en güzel tarafı, biz bunu grupça çalınca çok eğleniyoruz ama evet. bunu sahnede çalınca asıl esprisi. Yani bunu biz evde çaldığımızda ya da seyircisiz ortamda çalınca sanki filmin bir aktörü, bir aktris de eksik gibi oluyor. Hı-hı. Bunun esprisi yaparken hep bunu hissettim. Seyirci olsun. Bunu seyirciyle beraber zıplaya söylesinler. Back vokaller de, çünkü interaktif bir bölüm var seyirciyle söyleyebildiğimiz. Yani bunu oturup dinlemekten çok sahnede bunu çalma kısmına gelmek istiyorum. Dolayısıyla da inşallah önümüzdeki dönemde sanıyorum İstanbul'da da artık bol bol konserler evet. göreceğiz. Bence bol bol etkinlikler de göreceğiz umarım. Önümüzdeki yıllarda büyük şehirlerimizde. Dolayısıyla bol bol gezeriz umarım. Festival dönemleri de geliyor. Üniversitelerin şenlik dönemleri de geliyor. Ya bir 4 dakika boyunca insanlara sahteden bile olsa bize ha 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 diye vokal yapması bile emin olun ki o enerjinin boşalmasına yardımcı olacak gibi geliyor bana. Muhteşem. Umarım öyle olur. Harikasın. Şimdi bir taraftan da alttan evet sevgili Can abi verdi. Şarkı devam ediyor ama şimdi bu stüdyo ortamlarını görünce geçtiğimiz günlerde ben çok seviyorum o tarz böyle şey belgeselleri izlemeyi. Lady Gaga'nın bir belgeselini işte belgesel yapmışlar. İşte onunla beraber geziyorlar işte bu Super Bowl şeyinde arasında işte son albümünü yaparken neler yaşadı falan. O birebir ve bütün her şeyi açıklıkla gördüğü, gösterdiği bir belgesel. Herhalde Lady Gaga'nın da hani farklı bir dönemine artık denk geliyor, başkalaştı. Ve orada şeyi görüyorsun aslında, hani biz hep dışarıdan baktığımız işte bugünün de konusu bu aslında. Sabahtan bu yana gelen konuklarımızla hep bir kıyısından köşesinden insanların ya da bizim gördüğümüz hayatların aslında o hayat sana güzel, senin tuzun kuru o güncüm noktası gibi olmadığını fark ediyorsun. O Lady Gaga'nın belgeselini izlerken de öyle olmuştu. Çünkü
hep işin kaymak kısmını görüyoruz biz. Hı-hı. Evet, o da çok tatlı. Gerçekten çok keyifli. Ya senin için de keyifli, izleyen için de keyifli. Ama onun altında işte o teri, pişirmesi, gözyaşı, özel hayat, başarısızlık korkusu. Hani diyorsun ki o bir dünya sırrı. Kadının inanılmaz bir başarısızlık korkusu var. Çünkü doğru. Çıtayı öyle bir yere koymuş ki ve devam ediyor. Ve o çalışmanın, emeğin şeyini, provaların noktasını görüyorsun. Kolay kolay o klipler, o şeyler çıkmıyor. Doğru. Türkiye'de de şimdi aslında genç nesilde olan birkaç kişi, yani hani şey değil, benim uzaktan gördüğüm, en azından o çalışma temposuyla daha kalıcı olmaya çalışıyorlar. Hı. Çünkü eskiden birazcık daha hani şeymiş, kolay, daha az insan varmış. Şimdi daha çok olduğu için daha çok çalışman gerekiyor. Doğru. O emeği göstermek ve görmek kıymetli diye düşünüyorum ben. Sen ne düşünüyorsun son dönemdeki Türkiye'deki bu müzik piyasası, sistemi, dijitalin gelmesi, avantajları var ama kartonetin verdiği hissi de hiçbir şey vermiyor bana. Ya evet, orasını ben de çok yıllardır hem çok konuştum hem de çok düşündüm ama hı-hı, bir yandan da şöyle bir gerçek var. Yani 2019 yılındayız ve bazı şeyler 1970 gibi, 1980 gibi değil. Yani şartlarımız teknolojik olarak. Şimdi plak alıp eve gidip plak dinleme heyecanını yaşayan bir jenerasyondan geliyorsak, şu anda benim o heyecanı yaşarken ki yaşındaki bir genç şu anda cep telefonundan, kulaklığından direkt dinleyip aynen, sonra da üç boyutlu başka bir şeye yöneliyor. Onun için 5 dakika oluyor. Tabii, tabii. Çok da heyecan duymuyor işin doğrusunu samimiyetle söylemek hı-hı, gerekirse. Yani bir sevdiğim sanatçı albüm yapmış ya da şarkı çıkarmış. Tamam, bir heyecan ama o kadar çok heyecanlandıracak başka verileri var ki. O kadar da galiba önemsemiyorlar gibi geliyor bana. Bu eleştiri için söylemiyorum evet, bunu. Ama şey kısmına gelirsek, dediğin gibi yani bir hedef İçerik koymak... mesela content dediğim nokta ama birazcık bu dönemde şey olmadı mı, aşağıya düşmedi mi? Tam ona gelecektim. Yani demin örneğini de verdin, yurt dışında ya da hatta ülkemizde de yani sanat dediğin şey zaten bir takım toplumun işte fazla belki de şimdi müzisyen dediğimiz vakit, şimdi ülkedeki şartları düşünüyorum, meslek birliklerine de üyeyiz, oradaki şartlara da bakıyorum. Hı hı. Yani 81 milyonuz, meslek birliklerindeki üye sayısına bakıyorsun 15 bin kişi toplam. Hı hı. Yani bütün ülkedeki kayıtlı müzisyen ya da üreten insan rakamları buralara geliyor. Şimdi böyle bakınca çok az kişi var aslında. Evet. Bir de şimdi aman evladım işte doğru düzgün meslek seç, müzisyen olacağım da ne yapacaksın? SGK var mı çocuğum? Badanacı mı olacaksın? Oğlum işte büyüyeceksin. Halbuki çocuk resim yapıp ressam olma hayalleri. Tabii. Şimdi olaya böyle bakınca yani hele hele idarecisinden topluma kadar sanata ya da üretenlere bakış açısı bu olunca, buna hevesli genç de zaten ister istemez çekilmeye başlıyor. Hı hı. Gerçekten çok isteyenler, gerçekten çok hayalleri olanlar devam etmeye çalışıyor. Ama fazla destek bulamayınca da bir süre sonra döneminde çok iyi işler yapmış insanlar dahi bu şartları gördü ve geri çekilmeye başladı. Hı. Sonra başka mesleklere yönelmeye başladılar. Şimdi evet, üretmek, sanatla uğraşmak çok... seven çok var, takip eden de çok var. Son dönemde artış olduğunu da görüyorum. Bu harika bir haber. Buna seviniyoruz. Evet. Ya bir şey değişmeye başladığını görüyorum ama üretenler, insanlar birazcık artık otosansür uygulamaya başladılar. Çok açık. Hı hı. Dolayısıyla söylemek istediği şeyi yazıyor, sonra siliyor, sonra bir daha yazıyor. Ya da çizdiği şeyi siliyor, bir daha yazıyor. Ya da işte yazdığı hikayeyi, romanı, senaryoyu yazıyor ama bu sahneyi burada yaparsak bizi Taksim Meydanı'na götürürler deyip siliyor, başka bir şey yazıyor. Halbuki üreten insanın hayal gücünü kullanan yaratıklarız. Dolayısıyla onu da kesersen geriye fazla bir şey kalmıyor. Hı hı. Onu kesmemeyi unutmadan devam etmek zorundayız. Dolayısıyla çok güzel örnek veriyorsun. İşte demin Lady Gaga örneğini verdin. İşte Oscar'a da işte katıldı, daha doğrusu yaptıkları evet, şey filmle ilgili. Ama şunu görüyorum. Oradaki durum şöyle. Sanatçılar hayal ediyorlar. Sonra bunu eskizlendiriyorlar. Sonra eskizlenen şeyi bir ekiple, bir grupla paylaşılıyor. O departmanlara bölünüyor. Yönetmeninden işte... Büyük bir ekiple çalışıyorlar. Çok ciddi ve çok büyük aşkla çalışıyorlar. Bir de bayağı büyük, hani
çok büyük bir business yani o iş. Aynen. Ve acayip. Herkese çok kıymet veriliyor. Oradaki her evet. bir bireye. Evet. Yani sen yeter ki şunu yap, ne istiyorsan gerisini biz sağlarız diyen başka bir doğru. anlayış var. Dolayısıyla hayal ettikleri şeyi aradan bir sene geçiyor ya da yapılan işe göre, klibe göre sen televizyondan ya da sinema salonundan hayal ettikleri şey gerçeğini yaptıkları vakit izliyorsun. Hı-hı. Bizde durum nasıl? Hayal ediyoruz. Biz bize döküyoruz. Bizi bir telefonu bir çıkıyor. Abi çok pahalı. Olmaz, çekemeyiz. Çekemeyiz diyorsun. Şimdi olunca işte burada bitiyor olay. Ya. Halbuki paramız mı yok? Paramız var. Ekonomisi kötü bir ülke miyiz? Hayır. Yani evet şu an halka sorarsan maalesef çok zor durumdalar ama ülkenin değerleri ve potansiyeli tabii, çok yüksek. Çok yüksek sanat İstense, içinde. Desteklense çok da daha da iyi yerlere gelir. Aynen. Benim inancım bu. Şu an çok öyle mi bilmiyorum ama oraya girmeyeceğim. Ama istense o hayal edilen birçok şey de gerçekleşir. Sadece sanat dalından bahsetmiyorum. Yani her türlü. Engelli konusundan daha işte otizm farkındalık ayındayız ya. Mesela. O konudan tutun da herhangi başka konuya kadar böyle biraz yüzeysel geçiyor. Çünkü artık yılındı, yorulundu. Hı hı. O şey kaybolur gibi oluyor. Kendi kendimizi şarj ediyoruz. Sonra tekrar bir düşüyoruz. Ama şu Nisan itibariyle ben olumlu düşünmeye çalışıyorum. Önümüzdeki zamanlarda sanatta ya da sanatın birçok dalına ya da yeni fikirleri olan yaratıcı kişilere daha fazla destek olunacağını hem gönülden hem maddi hem manevi yoldan destek geleceğini umuyorum. Şimdi şöyle biz burada her hafta mutlaka geliyor tiyatrocuları, sanatçıları ağırlıyoruz. Fikir insanlarını ağırlıyoruz. Mesela son dönemde bu geçen haftadan bu yana işte son yapılan araştırmada Türkiye'de televizyon izleme oranının da düştüğü çıktı. Artık dünyanın en çok televizyon izleyen insan bizi izleyin ama hani öyle sürekli değil deyip buradan da direkt mesajı verip yani sanata ve dışarıya mesela tiyatrolar hep kapalı gişe oynamaya başladılar. Galiba bu böyle işte hayatın getirdiği bir şey. Dönem, inmeler, çıkmalar, devam etmeler. Çünkü bir yerden sonra artık insanların kendi ruhlarını doyuramadığını görüyorsun. Ve ruhlarını doyurmak için de bir şeyler yapıyorlar. Şunu merak ediyorum. Şimdi Pentagram'da başlayan bir şey var. Hani şey olur ya mesela bana göre metal müzik gerçekten çok gürültülü bir müzik tabi ama hani rock seviyorum. Hani hard rock yani hani arada hani o olabilir. Çok gürültülü. Onun dışında bu kadar sert bir grubun dışında sen çok yumuşak bir sessin ve dinleyiciye aktardığın şeyler de öyle. Mesela bazen şey oluyor musun? Hakikaten çok gürültülüymüş ya. Dediğin zamanlar oluyor mu? Çok merak ettim. Ya şöyle bir espri oldu geçen aramızda. Şu Pentagram'ın bahsettiğin gibi bir akustik proje yaptık geçen sene. Evvelki sene. 30. yıla istinaden. Şey aramızda konuşurken şey esprisi oluyor. İşte, abi işte metal çalıyoruz niye akustik yaptınız? İşte, kafamız şişti. Şimdi abi ya albüm nasıl kafamız şişti olsun mu? Yani şöyle bir şey. Tabii ki 20'li yaşlardayken ki o enerjin ve o şey adrenalinin ya da o delikanlılık tabii, dönemi. Tabii. Birazcık daha farklı algılıyorsun. Tabii geldi şimdi yaş ortalaması 50 grubun nereden bakarsak. Oğlum kafam şişti. Yani o dönem biraz oluyoruz bazen haliyle. Evet, evet. Ama o dönem çünkü sana diyenleri haklı buluyor musun şimdi arada? Yok o zaman da bunun farkındayım. Çünkü zaten ülkedeki müzik dinleyicisi geneli oranla küçük bir dilim. Müzik dinleyicisinin içindeki heavy metal ve rock müzik dinleyicisi de küçük bir dilim. Peki şimdi bu şarkılar gelecek. Gerçekten mesela bundan 10 yıl sonrası için o gün Sanlısoy dediklerinde neyin insanların kafasında olmasını istersin? Tek bir cümle sadece. Vallahi bilmiyorum ama yani sanıyorum hala saydım o gün Sanlısoy diyecek ya, diye düşünüyorum. Evet. Bugün itibariyle. Şu anda kafamda sürekli o çalıyor. Çalacaktır çünkü çalıyor bir haftadır yani. Saya saya bitiremedik baksana ya. Çalıyor sürekli. Dünyanın en hızlı seçimini yapan ülkeyiz diye övüyorduk. Birazcık utandık galiba. Bir hafta oldu daha kim başkan? Yani başkanı seçti de mazbatayı bekliyoruz ya. Neyse oralara girmek niyetinde değilim. Aslında hakikaten gülmek gerekten kastım o. Yani şey ne diyorduk onu da unuttum şu anda. Neden bahsediyorduk biz? O bu metal müzikten falan bahsettik. Ha, metal onları müzik söyledin ama bundan sonrası için yani bir 10 yıl sonra hakikaten. Ya şöyle bir şey. Ozan'a miras ne kalsın? Ozan'a tek bir bırakabileceğim benim yani evim, yazlığım, arabam, yatım değil. Bunların hiçbirinin maalesef sahip değilim. Hı-hı. Ama şöyle bir şeye sahibim.
Solo olarak 20 yıl, Pentagram'a da dahil edersek neredeyse 27 yıldır bu ülkede işte müzik yapmak adına uğraşan kişilerden birisiyim. Bir tek şarkılarım var elimde çocuğuma bırakabileceğim. Onları da işte mümkün mertebe özenle, güzel ve o dönemler ne yaşıyorsam, ne hissediyorsam mümkün mertebe hani çok da kimseyi kırmadan ya da çok şey yapmadan anlatmaya çalıştım. Evet. Hala da aynı şeyi deniyorum. 20 yıldır da uğraşıyorum. Hani ben öldükten sonra Ozan bir gün bunları oturup bu dinleyip ve benim babam o dönemler ne yaşamış, ne hissetmiş, neler yapmış diye düşünürse bir de tabii telif hakkından falan bir miras bırakamadığımız için belki şarkılarımızdan onu hayatını idame ettirebileceği bir sistem de kurulur. Özellikle özel eğitime ve özel ilgiye bazen ihtiyaç duyan çocuklar başta olmak üzere bir sistem kurarız da bu kendi kendini idare edecek hale gelebilir bu kazanılanlardan. Ben başka bir şey istemiyorum. Yani bir başı dik geçsin, bir utandıracak bir şey yaptığımı zaten düşünmüyorum. Yok. Ama o şarkıları dinleyip benim ruhumu hissedebiliyorsa ben de başka bir şeyim yok. Ne güzel. Yok o gün ki. Çok teşekkürler. Ne demek, ne güzel. Valla sabah böyle biz böyle özellikle rock sanatçılarını falan şarkıcıları korka korka ağırlıyoruz. Çünkü gece bazen programlar oluyor, sabah uykulu oluyorlar. Aa, bizi açtı. Sana çok şey teşekkür ediyorum. Ben de böyleydim gelmek üzereyken. Buraya gelince galiba sizin enerjinizle ne güzel. Çok teşekkürler bizimle beraber olduğunuz için. Size de çok teşekkürler bizimle birlikte olduğunuz için. Bu haftayı da bitiriyoruz. Sürçülisan ettiysek affola. Gelecek hafta tekrar beraber olmak dileğiyle ve her zaman olduğu gibi kapatıyoruz. Unutmayın, rüyalarınızın gerçekleşmesi için önce uyanmanız gerekir. Günaydın efendim. Hoşçakalın.